Katolik aleminin merhum ruhani liderlerinden ve aziz ilan edilen Papa 23. Yohannes'in Atatürk zamanında tam 10 yıl boyunca İstanbul'da yaşadığını ve de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerine bizzat tanıklık ettiğini biliyor muydunuz? Vatikan Kilisesi'nin temsilcisi İtalyan din adamının şimdi size anlatacağım Türkiye serüveni, tüm ülkelerin ders çıkarması gereken bir sevgi ve barış öyküsü. 1935 yılının ilk günleri. Haydarpaşa Garı'na, o güzelim mücevher Haydarpaşa Garı'na bir tren yanaşıyor ve trenden Monsignor Angelo Giuseppe Roncalli iniyor. Gerçek adı bu. Papa seçilince 23. Yohannes adını aldı. Tabi dünyada iki isimle daha anılıyor. Biri Papa Buono, yani iyi kalpli papa. Öteki de Papa Turco, yani Türk papa. Vatikan tarafından dini görevli olarak gönderildi İstanbul'a. Gerçi o dönemde Türkiye ve Vatikan arasında öyle diplomatik ilişki falan yoktu. Ama sembolik bir kişi her zaman gönderilirdi. Ve o dönemdeki Türkiye Katolik cemaatinin sayısı da 30-35 bin civarındaydı. Çoğu da İstanbul'da yaşardı. Ve bu bahsettiğimiz dönem Cumhuriyet'in ilk yılları. Avrupa'da kan gövdeyi götürüyor. Avrupa Birliği ülkeleri o zamanlar birbirini bombalıyor. Bizde de huzur ve heyecan var. Kurtuluş Savaşı verilmiş, Cumhuriyet tüm kurumlarıyla kurulmuş, inkılaplar yapılmış. Taze bir başlangıç ve o taze başlangıçtan kaynaklanan bir masumiyet. İşte böyle bir ortama geldi sonradan papa olacak olan Monsignor Roncalli. Artık Türkiye'deki devrim havasından mı etkilendi yoksa kendisi de zaten öyle miydi kim bilir. Ama hem İstanbul'da geçirdiği 10 yıl boyunca hem de papa olduktan sonra hep cesurca yenilik üreten devrimci bir din adamı olarak tanındı. Mesela Türkiye'de ne yaptı? Bir gün kimsenin beklemediği bir anda kilisede Noel ayinini yönetirken Türkçe konuştu. İncil'den bazı bölümleri Türkçe okudu. Bazı bağnazlar ayini terk etti. Hele Fransız Büyükelçinin hiç hoşuna gitmemişti bu durum. Çünkü o ana kadar adettendi. Hep Fransızca okunurdu o bölümler. Ama o asla geri adım atmadı. Kimseye kulak asmadı. Ve Roncalli'nin Katolik ibadetlerinde ilk kez Türkçe kullanması, yani İstanbul'daki Katolik ibadetlerinde ilk kez Türkçe kullanması, onu misafir eden ülkenin resmi dilini kullanması Türkiye Cumhuriyeti'ne bir saygı göstergesiydi. İçinde yaşadığı ülkenin resmi dilini öğrenmemeyi ve kullanmamayı saygısızlık olarak nitelemişti. Ve elinden geldiğince Türkçe öğrenmeye gayret etti. Yani Türkçe konuşabilen bir papa oldu tarihte. Türkiye'de yaşadığı ilginç bir deneyim daha oldu. Atatürk Türkiye'sinin kıyafet devrimi ve laiklik eksenli kanunlarına göre din adamları ibadet yerleri dışında dini kıyafetlerle ve dini sembollerle dolaşamayacaktı. Papa Roncalli bu noktada da bağnazlık yapmadı. Kilise, dini toplantılar bir de rezidansı dışında hep sivil giyindi ve çevresindeki diğer ruhban sınıfını da hep bu yönde teşvik etti. Nitekim arşivlerde sivil kıyafetlerle göründüğü fotoğrafları hep Türkiye'de çekilmiştir. Hatta İtalyanca bir deyim vardır. L'abito non fa il monaco, yani rahip kıyafeti giymekle rahip olunmaz. Roncalli samimi inançlı bir din adamıydı ve bu şekilde bunu da kanıtlamış oldu. Yalnız ben bu bölümü hazırlarken bu konuyu yabancı dış kaynaklardan okuyunca bazılarında çarpıtılarak anlatıldığını gördüm. İşte güya Türkiye'de Hristiyanlar baskı görmüşler de efendim kıyafetleri bile yasaklanmış, okullardan, hastanelerden haçlar indirilmiş gibi ifadeler. Yani biz Türklerin kaderi hep bu olacak galiba. Hayatımız hakkımızda yanlış öğretilen şeyleri düzeltmekle ya da bazen buna takatimiz kalmayınca kızmakla geçecek. Yani hangi biriyle uğraşalım? Neyse ki Papa Roncalli hayatı boyunca düzenli olarak günlük tutmuş biriydi. Binlerce sayfa belge bıraktı bu şekilde ve yaşadıklarını, düşüncelerini, duygularını hep detaylı yazdığı günlüklerinden okuyoruz. İlk ağızdan öğreniyoruz onun bu İstanbul günlerini. Günlük demişken kendisine Türkiye'den önce Bulgaristan'da görev verilmişti. Yine aynı görev ve Bulgaristan'da tuttuğu günlüklerde kullandığı bazı ifadelerden
Türklerle ilgili şüpheci, hatta olumsuz sayılabilecek bir ön yargıya sahip olduğunu seziyoruz. Ve Bulgaristan günlükleriyle akabindeki Türkiye günlüklerini karşılaştırdığımızda Türklerle ve ülkemizle ilgili fikirlerinin bariz olarak değiştiğini görüyoruz. Türkiye günlüklerinde "Amo i Turki, Türkleri seviyorum" cümlesini defalarca kullandığını görüyoruz örneğin. İstanbul'daki yaşamı sayesinde bu en bilinenidir. İstanbul'daki yaşamı sayesinde Roma'nın dar görüşlülüğünden kurtulduğunu La mia vita in Oriente, doğudaki hayatım başlıklı günlüğünde yazmış. Ki sonra kitap oldu bu günlükler. İstanbul'da mutluydu Roncalli. Seçkin bir arkadaş çevresi yapmıştı kendine. Hep sanatçılar, edebiyatçılar, yabancı diplomatlar, hatta kendisinden önceki temsilcilerin aksine üst düzey Türk bürokratlar ve hatta askerlerle dostluğa varan ilişkiler kurdu. Ve bu ilişkiler sayesinde normalde makamını kullanarak yapamayacağı büyük işler yaptı. Nazilerden kaçan Yahudileri kurtarmak için Türkiye'nin geçiş yolu olarak sınırlarını açmasında etkili oldu. Türkiye savaşa girmemişti biliyorsunuz ve tarafsız kalma durumundaydı. Ama işbirliği yaptı ve Roncalli sahte vaftiz belgeleri düzenledi. Bu şekilde Nazilerden kurtardı yaklaşık 20 bin Yahudi. Ve bunlar sınırlarını açan Türkiye üzerinden geçerek gidecekleri yerlere gittiler. Monsignor Roncalli Anadolu'yu da gezdi. Bir de tarihe, sanata ve özellikle de Bizans tarihine ve sanatına meraklıydı. İstanbul'u ve Türkiye'yi çalışırken sadece Hristiyanlık kısmıyla değil, daha geniş açıdan baktı. Yani Osmanlı öncesindeki mirası da öğrendi. Hatta bu konudaki yazılardan ve sanat eserlerinden zevk almayı da bildi. Bu tamamen bir vizyon meselesi. Ve 10 yıl yaşadığı ülkemizden ayrılırken kalbinin bir yerine Türkleri de koydu ve öyle götürdü. 1958'de Papa oldu ve Papa olduktan sonra da Türkleri hiç unutmadı. Tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye ve Vatikan arasındaki diplomatik ilişki de onun girişimiyle başladı. İşte böyle sahici atılan tohumlar sahici çiçeklere dönüşüyor. Nitekim Türkiye de onu hiç unutmadı. Hatta 1986 yılı Monsignor Roncalli'nin İstanbul'a gelişinin 50. yıl dönümüydü ve bunun şerefine Roncalli Haftası ilan edildi. Kendisi İstanbul'da Şişli'de küçük bir sokakta oturuyordu, Ölçek Sokak. Bu sokağın adı onun anısına şimdi Papa Roncalli Sokağı ve oturduğu evde şimdi Vatikan Büyükelçiliği resmi konutu. Türk dostu Papa Roncalli ya da Aziz 23. Yohannes, San Pietro Bazilikası içindeki cam tabutunda mumyalanmış olarak ebedi istirahatında. Roma'ya yolunuz düşer de Vatikan Kilisesi'ni gezmek isterseniz, bir dönem misafirimiz olmuş, çağdaşlaşma hikayemize tanıklık etmiş, hatta eşlik etmiş, dilleri, dinleri hep birleştirmek için kullanmış ve sadece barışa hizmet etmiş, namı değer Türk Papa'nın cam tabutunun önünde şöyle bir durun ve kavgasızlığın ne kadar güzel bir şey olduğunu düşünün.